tarafa gel. Ses kaydı yapmamız lazım. Hasan sen videoyu bana atarsın. Yok, ses kaydı için dedim. Hazır. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Selamlar, merhabalar. Diyeyim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla, sen nasılsın? İyiyim valla. Nasıl gidiyor? Balayı mı diyeyim? Nasıl diyeyim? Yani ön balayı. Ön balayı. Evet. Buraya geldik. Kıbrıs'ı tercih ettik. Güzel de oldu. Çok güzel karşılandık öncelikle. Çok teşekkür ederiz otelimize. Onun dışında da şimdi öyle güzel bir tatil yaptık. İyi oldu yani. Mertliğe soralım. Ben sizi nasıl çekiyorsun? Her şey çok keyifli abi. Keyifli mi? Evet, evet. Her şey onda. Hemen düğünü soralım, nasıl oldu? Çok güzel gelinlikler, çok beğendim. Ya çok olumlu geçti yani, gelinliğimden çok memnun kaldım. Yine Tolga'nın da iyi reklamı oldu. Tolga Çam'a teşekkür ediyoruz. Çok iddialı bir gelinlik olmuş galiba. Evet evet, güzel oldu yani, gelinlik gibi gelinlik derler ya, öyle oldu yani. Bayağı işte böyle taşlı tuşlu güzel bir gelinlik oldu. Güzeldi yani, organizasyon da iyi oldu her açıdan. Memnunum yani ben. İçinize sindi yani her şey. Sindi gayet güzeldi. İki tane de gelinlik giydiniz değil mi? Bir gelinlik, bir de abiye gibi bir kıyafet var yanlış hatırlamıyorsam. After party giydim. After party. O da Tolga Çamlı galiba. Evet, o da Tolga Çamlı. Baştan aşağı siz Tolga Bey hazırlamışsınız. Yani. Evet, öyle oldu. Ön balayı dediniz, yani bir balayı daha olacak galiba değil mi? Buranın haricinde bir tatil programımız var galiba. Anladım, devam var, Tayland var, Fransa var. Ondan sonra devam edelim. Uzun bir balayı olacak galiba. Yani uzun değil aslında, hani balı için işte bir Phuket, iki yer var yani, çok şey değil bence, normal. Araştırmalar yapılmış ama anladığım kadarıyla, gidilecek yerlerle alakalı. Tabii tabii, her şey belli. Peki bir de size sorayım, Merve Hanım'la şimdi evlendiğiniz bir düğün sürprizi haricinde bir sürpriz oldu mu, onu kendisine başka bir şeyler oldu mu, bir şeyler bekliyor mu? Vallahi olabildiğince ben her şey sürpriz yapmayı çok seviyorum. Evet. Ondan sonra Merve'yi mutlu etmeyi çok seviyorum açıkçası. O da beni aynı şekilde. Yani özel bir şey yok. Her şey özel. Bizim yaşadığımız her gün özel. Evet. Her an özel. Eşiniz olduktan sonra mesela neler hissediyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Artık o da bir aydın. Evet. Yani çok özel bir şey söyleyemem. Çünkü Merve'yi tanıdığımdan beri yaşadığım her şey çok özel. Her gün tabii birbirimizin yeni bir huyunu, yeni bir özelliğini daha görüyoruz. Birbirimize bir şeyler katıyoruz, bir şeyler öğretiyoruz. Evlilik bambaşka bir kurum. Önemli olan bunu sürdürebilmek. En güzel, en temiz haliyle. Böyle. Bize sorduğum hemen Instagram'daki de soyadı kısmına Aydın eklendi. Hemen. Yani sorusu. Evet. Eşimin soyadı yani, hani öyledir ya. Neyse, onu yaptım. Peki şimdi ne yapacaksınız? Var mı yeni projeler? Tekleri özlediniz mi? Bir de onu sorayım. Dizi teklifleri geliyor yani muhakkak. Bu hafta var aslında. Şimdi şirket adı vermiyorum ama hani bir gideceğim görüşmeye. Ama bilmiyorum ya. İşte daha önce söyledim ben, saatlerden ötürü biraz canım sıkılıyordu diye. Yani iyi bir rol olursa belki değerlendirebilirim bu sefer. Çünkü epey bir zaman oldu galiba değil mi? Yani kendinizi de dinlediniz. Evet evet, yani öyle tabii. Ama dediğim gibi rolle alakalı biraz. Güzel bir rol olursa hani anladığım böyle değişik, iddialı bir şey. Dijital olabilir galiba anladığım kadarıyla. Çünkü dizilerde, televizyonlarda saatler uzun olduğu için dijitalde kendinize ve işte eşinize daha çok zaman ayırabilirsiniz diye. Yani öyle bir şeyim yok illa şöyle dijital diye de, sadece rolsel olarak var. Hani biraz dediğim gibi çok şey böyle dişli şeylerde oynadım. Güzel kariyerimde işler oldu karakter olarak yani. Yine onun gibi bir şey olursa olabilir. Nasıl bir rol bekler mesela Merve Bey? Bunu söylemiştim zaten. Nasıl? Ya Marilyn Monroe'yu mesela oynamak isterdim diye. Öyle o tarz şey. Bunun haricinde son dönemde biliyorsunuz psikoloji işleri bayağı bir gündemde. İşte Camdaki Kız, Masum Apartmanı gerçi bitti. Son dönemde biraz öne çıktı. Yani siz bunun alakalı neler düşünüyorsunuz? Yani biraz sadece oyuncu olarak dediğim gibi yani tek düze roldense biraz daha çetrefilli bir şeyler oynamak çok daha zevkli. Çünkü o psikolojiyi anlamaya çalışmak, ne yaşamış, ne hissetmiş, bunları analiz edip içselleştirmek güzel oluyor. Şey gibi bir şey aslında bu, hani sen gidip işte Rihanna'yla röportaj yapsan hoşuna gider ya herhalde. Evet. Onun gibi bir şey. Ama kader Merve Bolur'la yaptırıyor sana. Bir de Merve Hanım, son dönemlerde bu oyuncu sektöründe ilişkiler çok çabuk tüketiliyor. Bu konuda ne dersiniz? Yani dizi aşkları gerçek oluyor, kısa zamanda da bitiyor.
mesela Hande Hanım var. Hande Alçak, Kerem Bursin. Kerem Bursin var. Ondan sonra Kaan Bey ile birlikte oldu. Çok çabuk tüketiliyor. Evet, ben ya beni sonra? Beni ilgilendirmez herkesin yani. Yoksa bir dönem yani. Oyunculuk yaptınız ya o açıdan yani o sektörde sizin de buldum yani. Yani bilmiyorum şimdi şöyle bir şey. Zor yani bir şey. İnsanoğlu başlı başına kendiyle olan ilişkisini düzgün tutabilirse çok iyi oluyor. Bir de başkasıyla ilişkisini sağlam uzun süre bir denklemde sürdürmesi için o denklemin içinde biraz böyle emek vermek, sabretmek, dinamik tutmak lazım. Genelde pek kimse uğraşmıyor. Çünkü şöhret olmak, güzel olmak, parasal olarak iyi bir durumda olmak bazen insana aman sıradaki dedirtebiliyor belki de. Bilmiyorum yani öyle midir bilemem de. Ben genelde kendim gördüğünüz gibi evlenmeyi tercih ettim. Bir de aynı sektördeler ya karşı karşılara da gelebiliyorlar bunlar sık sık. Ya şimdi hiç bilemiyorum yani hani onların şeyi. Yani şöyle söyleyeyim, bir ilişki yaşıyorsunuz. İleride mesela aynı seti paylaşabiliyorsunuz. Yani mesela sizin başınıza böyle bir şey gelseydi siz çalışabilir miydiniz? Daha önce ilişki yaşadınız mı? Eşimin yanında bunları yok sormayalım. Yok yani ben şey için... Başka soru. Peki başka ne soralım? Yeter mi? Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de albüm sorsaydık, devam edecek misiniz? Onu da bir, bir şarkıdan... Ya o benim hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Hani checklistimde olan bir şeydi. Hani bunu da yapayım falan ne güzel olur dediğim bir şeydi. Evet. Yaptım. Memnunum. Hani bir daha yapar mıyız bilmiyorum. Eşimle konuşmadık. Ortaklaşa karar alıyoruz genelde. Belki bir romantik aşk şarkısı gelir mi acaba kendisine? Size. Sizin söylemenizi ister belki. Olur mu? Yani bilemiyorum. Şu an inan o kadar düğün telaşı ve tatil modundayız ki hiç iş güç bir şey konuşmadık yani açıkçası. Peki, çok teşekkür ederiz. Bir fotoğraf da alabiliriz. Ben Mustafa Bey'le dinleyeceksiniz galiba. Mustafa Serimiz var. Evet, evet. İzleyeceksiniz. Sever misiniz şarkılarını? İyi güzel tabii ki. Yani başarılı bulduğum bir sanatçı. Peki, teşekkür ederim. Merhaba, bir fotoğraf da alsam ben.